Adı Çalışkan Otomotiv, Yeni Sakarya Caddesi numara 276. Selam, ben Mike. Beni gözlerinizle göremezsiniz ama ben milyonlarca kopyayım. Sizin derileriniz ve kanlarınızla besleniyorum. Şu sıralar ada pazarındayım, buraya yerleşmeye karar verdim. En iyi yaptığım iş, sağlığınızı tehdit etmek. Var mı bana yan bakan? Adalı Yıkama Fabrikası. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Babamın şirketinde sigara içilmiyor. Benim baba ofisinde de içilmiyor. Okulda da içilmiyor akıllım. Bizim okulumuz bahçesinde de içilmiyor. Evde de içilmiyor, tamam mı? Kimseye izin vermiyoruz. Hadi bakalım çocuklar. 1, 2, 3. Yaşasın dumansız hava sahası. Yaşasın. Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun. Su ve sabunla el yıkamak insandan insana grip bulaşmasını azaltır. Lütfen kağıt mendil kullanalım ve kullandığımız mendili çöpe atalım. Dostlarımıza karşı sevgimizi onları öpmeden de gösterebiliriz. Çünkü grip öpüşmekle yayılır. Kolumuzun içine hapşıralım. Ani öksürme ve hapşırmalarda ağzımızı ve burnumuzu kolumuzun içiyle kapatalım. Grip kapımızda. Dikkat edelim, yayılmasın. Her şey elimizde. Sağlık Bakanlığı. Ada Çalışkan Otomotiv, Peugeot, Citroen, Fiat ve Renault marka otomobillerin tüm orijinal ve yan sanayi yedek parçaları, çeyrek asırlık tecrübe ve güvenin adresi Ada Çalışkan Otomotiv'de. Ada Çalışkan Otomotiv, Yeni Sakarya Caddesi numara 276. Binanızı mükemmel görmek istiyorsanız çözüm İzobor. İzoborla sıva, nem, rutubet, sıcak, soğuk, ses, yangın derdine son. Şok fiyat, yanmaz yalıtım, yanmaz yalı baskı, söve, boya dahil metrekaresi 35 lira. Tamamen doğal kimyasal madde içermeyen izoborla evinizde haşere, kemirgen derdinden kurtulun. İzobor yalıtımda lider kuruluş. Merkez İstoç İstanbul. Şube Kız Meslek Lisesi yanı Akyazı. Telefon 0264 418 7133. GSM 0532 484 3760. Sevgili öğrenciler, yeni sisteme uygun yapılanmasıyla, deneyimli, güçlü öğretmen kadrosuyla, özgün ve kaliteli MEF yayınlarıyla, yoğun sınav programıyla, bilimsel rehberlik anlayışıyla, temiz ve düzenli çalışma ortamıyla, disiplinli ve çağdaş eğitim anlayışıyla, 7 gün 24 saat eğitimle, yeni sınav sisteminde değişim dershanesi yanınızda. Eğitir, öğretir, çalıştırır, geliştirir, kazanmak isteyen herkesi kazandırır. 2009-2010 ÖSS ve SBS'ye bizimle hazırlanmaya var mısınız? Değişimde evet. Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada durabilmek ilerlemektir. Birlikte çalışmak başarıdır. Değişim Dershanesi, Yeni Cami Sokak numara 35. Telefonlar 279-89-62, 281-62-82. Ada Çalışkan Otomotiv, Peugeot, Citroen, Fiat ve Renault marka otomobillerin tüm orijinal ve yan sanayi yedek parçaları, çeyrek asırlık tecrübe ve güvenin adresi Ada Çalışkan Otomotiv'de.
Adı Çalışkan Otomotiv, Yeni Sakarya Caddesi numara 276. Hayırlı akşamlar değerli izleyenlerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlar. Alemlerin Rabbine hamd eder. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimize salat ve selam ederim. Bu akşamki özel programımızda kurbanı konuşacağız inşallahü teala. Malumunuz önümüzdeki yaklaşan günler, bir taraftan Mekke-i Mükerreme'deki ifa edilecek olan hac günlerini bizlere yaklaştırmakta, bir taraftan da burada kurban ibadetinin zamanının bizlere yaklaştığını görmekteyiz. Bu noktada meseleye bakınca ibadet hayatımız olan kulluğun ifa edildiği yer dünya hayatıdır. İnsan ilk yaratıldığında cennetteydi. Sonra bir yasağa yaklaşması vesilesiyle dünyaya gönderildi. Dünya hayatına geldiği günden beri insan Rabbine yakınlaşmak için çeşitli vesileler aramaktadır. Bu yakınlaşmak bazen bizim ifade buyurduğumuz Arapça adıyla udhiyye, kendi dilimizde kurban şekliyle olmuştur. Bazen de İkra suresinin sonunda ifade edildiği gibi secde et ve yaklaş buyurulmuştur. Öyleyse her ibadet, her duruş, her söz, her niyet aslında bir yaklaşma ya da uzaklaşma sonucunu temin etmektedir. Bu sebepledir ki Allah'ımıza yakınlaşmaya, rızasına yakınlaşmaya, onun razı olduğu cennetine yakınlaşmaya vesile olacak ibadet hayatımızı ve bunun içinde özellikle de kurbanı inşallah bu akşam Sakarya İl Müftümüz Sayın Sinan Cihan hocamızla beraber inşallah açıklamalarını dinleyerek kendisinden istifade etmiş olacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam bazı ibadetler ömürde bir defa hac gibi, bazı ibadetlerse her gün, kimisi de yılda bir defa, kimisi imkanı olanlara, kimisi olmayanlara. Kolaylık dinimiz. Burada kurban ibadetini konuşurken ibadet hayatımızın içerisinde kurban nedir, nereye oturmaktadır ve ibadet hayatında kurbanı nasıl anlamalıyız? İsterseniz buradan girelim. Sonra ileriki noktalarda kurbanın değişik veçeleri üzerinde dururuz. Buyurun hocam. Evet, izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum ben de. İfade ettiğiniz gibi önümüzdeki günler bize haccın ifa edileceği günler olarak yaklaşıyor. Diğer taraftan hacca gitmeyen vatandaşlarımız için de kurban bayramının yaklaştığını ifade ediyor. Bu çerçevede olaya baktığımızda öncelikle bir temennimizi ifade edelim. Hacca giden ve gidecek olan vatandaşlarımıza hem yolculukları esnasında hayırlı yolculuklar diliyoruz, hem de görevlerini ifa noktasında kolaylıklar diliyoruz. İnşallah sağlıkla, huzurla, kazasız, sıkıntısız giderler. Orada Yüce Rabbimizin razı olacağı gibi bir hac ve diğer ibadetlerini ifa ederler. Efendimizin gösterdiği gibi ifa ederler. Bu güzelliklerle de yine sağlıkla, huzurla, sıkıntısız, kazasız
sevdiklerine kavuşurlar. Önce bu temennimizi, dileğimizi ifade edelim. İnşallah. İkinci olarak da hacca gitmeyen vatandaşlarımız noktasından baktığımızda da yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle imkanı olanların, mükellef olanların, sorumlu olanların usulüne uygun kurbanlıkları alarak belirlenen süre içerisinde yine usulüne uygun olarak kurbanlarını kesebilmelerini ve kurbanın hedefini yakalayabilmelerini temenni ederek sohbetimize başlamış olalım. Yine başlangıç konuşmanızda ifade etmeye çalıştığınız gibi bütün ibadetler aslında Yüce Rabbimize yaklaşmanın bir aracıdır, vesilesidir. Şöyle bir başlangıç yapalım isterseniz. İnsanın her hareketi, her sözü, her davranışı belirli noktalara dikkat edilmesi kaydı şartıyla ibadet özelliği taşır. Yani yemesi, içmesi, uyuması, yürümesi, efendim istirahat etmesi vesaire. Bunların ibadet özelliği taşıyabilmesi için aralarda olmazsa olmaz şekli, muhtevası, zamanı Yüce Rabbimiz tarafından tespit edilen bir takım ibadetler vardır. Bu ibadetler ifa edildiği zaman bunların arasındaki geçen süre içerisinde haram olmayan her davranış ibadet özelliği taşır. Yani insanın uyuması ibadet olur mu? Olur. Yatsı namazını kılıp dua ile istirahate çekildiyse, sabah namazına kalkmak üzere niyetlendiyse istirahati de ibadet özelliğini taşır. Dolayısıyla hayatımız aslında bir ibadetler manzumesidir. Hayatımız bir ibadetler manzumesidir. Bunların hedefi de kulu yaratanına yaklaştırmaktır. Onun rızasına ulaştırmaktır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İnsanlarla olan ahlaki ve hukuki münasebetlerimizden iş hayatımızdaki güzellik ve disipline kadar her şey ibadet midir? Her şey ibadettir. Her şey ibadet özelliğiyle, ibadet muhtevasıyla yapılmalı. Şimdi şöyle ifade edelim. Öğlen namazınızı kıldınız. Alışverişe devam ediyorsunuz. Alışverişiniz biraz önce ifa ettiğiniz namazla paralellik oluşturmalı. Yani o paralelde, o istikamette, o ölçülerde devam ederse o da ibadet özelliğindedir. Kaldı ki işte alışveriş konusuna bir örnek olarak verdiniz alışveriş konusunu. Alışveriş konusunda dürüst olanların sıddıklarla beraber olacağı, salih kimselerle beraber olacağını müjdeliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hal böyle olunca öğlen namazını kılan, sabah namazını kılan bir insan sokağa adımını attığı andan itibaren adımları bir ibadettir. Efendim gittiği yerde yaptığı alışveriş namaz paralelinde bir alışveriş özelliği taşıyorsa ne demektir bu? Her şeyi açıkça ifade ederek müşterisini alıcı ise satanını zarar ettirmeyecek ölçülerde hareket ediyorsa, satıcı ise alıcı olanı zarar ettirmeyecek, aldatmayacak özellikle alışveriş yapıyorsa bu da bir ibadettir. O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Namazı hayat terazisinin bir tarafına koyup bütün davranışları namaz terazisiyle, mihengiyle bir ölçmek lazım. O çok önemli, çok önemli bir şey. Çünkü namaz eğer kurbanla da namaz bir gidiyor. Bir gidiyor. Tabii Kevser suresinde de peşi peşine zikredilmiş. Namaz aslında bizim hayatımızı disipline eden bir özellik taşıyor. Onun için de her gün 5 defa emredilmiş. Onu iyi ifa edebilirsek niyet başlangıç ve bitim itibariyle olması gereken ölçülerde ifa edebilirsek
O zaman günlük hayatımızı disipline etmek kolaylaşıyor. Aksi halde zorlaşır. O zaman sonuç imanla başlayarak her davranışımız salih olmak şartıyla hayat ibadettir. Hayat ibadettir. Bunu da zaman zaman değişik vesilelerle alanın uzmanları ifade ediyorlar. İbadet Allah'ın hoşuna gidecek davranışları sergilemektir. İfadeleri kullanmaktır. Ubudiyet ise aynı kökten geliyor, değil mi? Ubudiyet ise yüce Allah'ın takdirine razı olmaktır. Yani kendimize dönük yönü var. Bir de yüce Rabbimizin takdirine dönük yönü var. Dolayısıyla hayat bir ibadetler manzumesidir. Eğer din merkezli, dini anlıyorsak, dini algılıyorsak, kabulleniyorsak, ona teslim oluyorsak, din bize ibadetler manzumesiyle yaşanan bir hayat sunuyor. Kurban da bu ibadetler manzuması içerisinde çok önemli bir yeri olan bir ibadet. O zaman şuradan devam edebilir miyiz? Kurbanın tarihi nasıl başlıyor insanlıkla ilgili Kur'an-ı Kerim'de? Şimdi yani insanlık madem ki Allah'a yakınlık vesileleri aramaktadır, hayat bir yakınlık arayışı olmalı ama kurban özellikle bu anlamı ifa ederken insanlık tarihinde nasıl bir yer tutuyor? Şimdi bizim bugünkü kurban denilince anladığımız ve uyguladığımız şekliyle İbrahim Aleyhisselam'dan bize intikal ediyor. Ancak genel manada kurban anlayışı Allah'a yaklaşma veya davranışların, uygulamaların, tercihlerin yüce Rabbimiz tarafından kabul görüp görmemesi noktasındaki test etme aracı olarak Habil'le Kabil arasında vuku buluyor. Bir adak gibi. Adak gibi. Şimdi ona da kurban deniyor. Çünkü kurbanın çeşitlerinden biri de bu. Tabii yani adak. Buradaki ölçü nedir? Hangimizin tercihi doğru? İki tane ayrı demek iddia ki var. Kurban emri başka bir türlü de vardı o zaman. Yani. Bilinmeyen bir şey değildi. Değildi. Bakınız oraya Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor bu hadise malum. Dolayısıyla insanlık tarihi kadar eski kurban hadisesi. Ancak bizim bugün uyguladığımız manada İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. Peki Habil'le Kabil'de kurban ikisi de mi adadı, biri mi adadı? İkisi de. İkisi de adadı. İkisi de adadı. Peki her kurban adayanın ya da kesenin, eda edenin kurbanı kabul olmalı gibi bir anlayış var bugün. Öyle niyetimiz var. Ama öyle mi oldu sonuç? Şimdi o nerede durduğunuza bağlı. Hangi niyetle nereye neyi yaptığınıza bağlı. Yani zahiren ikisi de kurban kesmiş. İkisi de kurban. Şimdi Kabil'le Habil ikisi de kurbanlık ortaya koydu. Yani şu var, Kabil inanmasaydı kurban ortaya koymazdı. Bir şeye inanıyordu ki kurban koydu ortaya. Şimdi tabii veya inanır gözüküyordu veya bir şey vardı ki inanmasa zaten bu. Hayır, bazı öyle bir noktaya gelirsiniz ki ortaya konulan, gündeminize giren bir takım hususları geri çevirme şansınız olmaz. Kabil de biliyordu ki orada kendisi haksızdı. Haksızdı. Dolayısıyla kurbanlık hadisesi gündeme geldiği zaman daha geri dönüşü de mümkün olmayan bir noktaya gelmişti. Şimdi orada Habil'in Kur'an'ın beyanına göre ifade ettiği iki önemli husus var. Orada tabii Habil'in kurbanının kabul gördüğü ve onun emarelerinin oluştuğu bir sonuçta bunu söylüyoruz. Habil diyor ki Allah ancak kendisinden sakınanları, takva sahibi, müttakilerin adaklarını, kurbanlarını kabul eder. İkinci vurgu yaptığı husus nedir? Kabil diyor ki ben seni öldüreceğim. Sen benim oyunumu bozuyorsun. Programımı iptal ediyorsun, sabote ediyorsun.
Kabil diyor ki sen bana beni öldürmek üzere. Habil. Habil diyor ki Kabil'e sen beni öldürmek üzere hamle yapsan da ben sana hiç müdahale etmeyeceğim. Karşılık vermeyeceğim. Şimdi adam, o zaman özür dilerim. İnsanlık bugün bu kıssayı okurken Habil ile Kabil arasında bir tercih yarışı yapıyor. Tabii şimdi bu tarihi... Nerede durduğumuz aslında bu kıssada isim verilmediğine göre kıyamete kadar iki kardeşin hak ve batılı temsil eden iki kardeşin, biz de kardeşiz insanlıktan, durumunda kendimizi okumamız lazım. Kendimizi okumamız lazım. Tabii. Biz Habil'in canını okuyarak Allah'ın sunduğumuz kurban olmayacak gibi bir şey çıkıyor. Şimdi tabii dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Belki biraz sonra ifade etmeye çalışacağız. Öyle ibadetler dikkat, itina, bilinçle oluşan şeylerdir. Bunlar olmadan böyle rastgele toplumsal bir takım davranışların içerisinde kendisini bulmak gibi bir faaliyet değildir ibadet. Ezan okundu, namaza gidelim. Kılalım, çıkalım. Kimsenin kimseden haberi yok. Benim namaz kılmamdan önceki durumumla namaz kıldıktan sonraki durumum arasında bir fark yok. Beni dünden daha iyiye götürmüyor. O zaman bakın bunların hepsi sorgulanması lazım. Hepsini. O zaman burada şu düşünüyorum. Tevbe suresindeki bir ayet-i kerimede Allah onların harcamalarını, sadakalarını kabul etmedi. Onlar Allah'a, Resulüne inanmazlar ve diğer bir kısımları da namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar diyor. Burada şu vurguladım. Biz yaptığımız işin kabulü için elimizden gelen tüm şartları şahsımızda tamamlamalıyız. Evet. Yoksa gidip de 400'de 500 hayvan aldık falan gibi kolaycılığa kaçmamalıyız. Değildir işte, bir bilinç işidir. Yani ibadetin her safhası, her kademesi veya müstakil olarak düşündüğümüzde her ibadet bir bilinç sonucunda gerçekleştirilir. Bu bilinç ki ona işte zaman zaman niyet deriz, ihlas deriz ifası esnasındaki tercihlerimize. Şimdi bunlar yerli yerine oturmazsa o zaman ibadet dünyamız, hayatımız bir ibadetler manzumesi dedik ya, o zaman bu manzume arasında karmaşa oluşmaya başlıyor. Taklitçilik başlıyor. Başlıyor, taklitçilik oluyor. Bir kısmını yapıyoruz, bir kısmını yapmıyoruz, bir başlangıç yapıyoruz, sonunu getirmiyoruz vesaire. Dolayısıyla mutlaka bu bilinç altını çiziyoruz ona, şuur deriz, idrak deriz, bir başka şeyle ifade edebiliriz. Onun altını çizerek ifade etmek lazım. Bilinç, ibadetlerin kabulü veya reddine sebep olan noktadır. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın kurbanına gelirsek, burada neler bugünümüze getirebiliriz? Hangi bilgilerden nasıl istifade edebiliriz? İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etme hadisesi halkımız tarafından hemen hemen hikaye kısmı olarak bilinir. Buradan çıkaracağımız dersler nelerdir ki? Malumunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın bir rivayette ben iki kurbanlığın oğluyum derken İsmail Aleyhisselam atasını ve babası İbrahim Abdullah'ın da bir kurbanlık hadisesini zikrettiğini biliyoruz. Nedir burada bir evladın kurban edilmesi? Veya neyi bize temsil eder ki Allah evladın yerine bir koç ihsan ettiğini, fidye olarak gönderdiğini gösteriyor, söylüyor. O zaman aslında burada bizler de bu koçlarımızı veya diğer hayvanları keserken buradan varacağımız evlat sevgisi, aile sevgisi veya teslimiyeti veya bir Hacer anne duruşu, İsmail evlat duruşu, baba teslimiyeti olan bir kurban şuuru mu oluşturmaktır? Nedir? Şimdi önce şunu ifade edelim. İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam arasındaki o hadisenin safahatı anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de bu büyük bir imtihandı. Apaçık bir imtihandı. Büyük bir imtihandı değil, apaçık bir imtihandı diye bir ifade var. Evet. Şimdi oradan başlarsak imtihanların en büyüklerine peygamberler muhatap olmuş. Aleyhisselam. Dolayısıyla önce burayı bir netleştirelim.
ümmetten hiçbiri tabi olduğu, benim peygamberim dediği, peygamberinden daha büyük musibetlerle imtihan edilmemiştir. Onun için hiçbir Müslümanın feryat hakkı yoktur. O zaman sorarlar, senin peygamberin feryat etti mi? Çok hikmetli ve ağır bir şey söylüyorsun hocam. Yani insanlar bir sürü benim başıma gelen kimsenin başına gelmemiş. Olur mu öyle şey? Yani şimdi Peygamber Efendimiz'i düşünelim. Başına ne gelmemiş? Gelmişleri saymakla bitiremeyiz. Başına ne gelmemiş? Bir bakalım. Dolayısıyla babasız olmaktan, annesiz büyümekten, evet, eşinin ve çocuklarının bir hariç hepsinin vefatından, evet, aile ya dış ve de bir de çevrenin akraba yakın diye bilinenlerin yaptıkları düşman yapmaz. Yani millet olarak bir başka millete mensup bir düşman yapmaz onların yaptıklarını, Peygamber Efendimiz'e yaptıklarını. Şimdi bütün bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Peygamber Efendimiz'in hayatında hiç feryat yoktur. Hüzün vardır, gözyaşı vardır, keder vardır, sıkıntı vardır, ızdırap vardır. Bütün bunların sonunda sabır vardır, dayanık metanet vardır, Allah'a güvenme vardır. Ama feryat yoktur. Şimdi buradan nereye gelmek istiyoruz? En büyük musibetlere peygamberler muhatap olmuştur ki bu mutlaka bir hikmete mebnidir. Çünkü tabi olanlarına örnek olabilmesi için en üst seviyede imtihana tabi tutulması lazım. Şimdi diğer peygamberlerin de kendi hayatlarında, kendi devleri esnasında pek çok insanlık için sıra dışı sayılacak imtihanlarla imtihan edilmeleri söz konusudur. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam ciğerparesiyle imtihan edilmiştir. Başka şeyle de imtihan edilmiştir İbrahim Aleyhisselam. Ateşe atılmıştır mesela, değil mi? İlk başta hanımını ve çocuğunu Kabe'nin etrafına bırakmasın. Evet. Şimdi çok büyük imtihan bunlar. Bunlar çok önemli imtihanlar. Ancak sınıfı geçmek, görevini yaptın hitabına muhatap olabilmek, önemli merhaleleri geçmekle mümkün. Şimdi Osman Özdemir, bu Bakara suresindeki biz İbrahim'i kelimelerle imtihan ettik ve o onları tamamladı, onu imam eyledik. Bu kelimeler, bu imtihan, hayat o zaman. Ya. Şimdi Yüce Rabbimizden salih bir evlat istiyor. Evlat istemiyor ama. Salih istiyor. Salih bir evlat istiyor. Biz orada karıştırıyoruz galiba. Tabii. Biz hep evlat istiyoruz. Yani salih evlat istiyor. Salih evlat ne demek? Kendisine, çevresine, ailesine, insanlığa, bütün varlığa faydalı olan insan demektir. Onun hayatında çirkinliğe yer yoktur. Yanlışa yer yoktur. Huzur bozuculuğa yer yoktur. Bozgunculuğa yer yoktur. Onun hayatında hep müsbet, artı değerler vardır. Böyle bir evlat istiyor. Yüce Allah müjdeledik buyuruyor. Böyle bir salih evlat istedi, verdik. O salih evlat olarak istediğiyle imtihan ediliyor. Çok önemli bir şey. Onun için şimdi bugün insanlardan bir takım şeyler istenir, değil mi? Çocukları ister, anne babası ister, akrabası ister, efendim konu komşu ister, devleti ister, milleti ister vesaire. Şey yok. Olumsuz tepki vermek yok. Olumsuz tepki verme hakkı olsaydı İbrahim Aleyhisselam'ın hakkı olurdu bu önce. O derdi ki, ya Rabbi, imtihan edilecek başka bir alan yok mu, beni salih evlat olarak senden istedim, verdin. Şimdi de bununla beni imtihan ediyorsun. Başka imtihan edilecek alan yok mu derdi. Böyle bir hak olsaydı. Böyle bir hak yok.
böyle bir hak olmadığı için de evladını alıyor, o rüyayı gördükten sonra beraber dolaşmaya çıkıyorlar. Orada evladına diyor ki, ki o İsmail aleyhisselamdır o diye şey yapıyor. Ekseriyet öyle, yani bazıları İshak diyor. Çünkü mütakip ayet-i kerimelerde Hazreti İshak'tan ayrıca bahsediyor. Evet. Ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ezbehu yani boğazlıyorum. Boğazlıyorum. Seni kestim demiyor, kesiyorum. Kesmiş olarak görüyorum değil. Kesiyor olduğumu kesiyorum. Görüyorum. Yani kesilmiş olsaydı hüküm belki değişirdi. Hüküm ifade ederdi o zaman. Ne dersin sen bu konuda? İsmail Aleyhisselam'da da hiç olumsuz tepki yok. Ne ile emrolunduysam, bakınız burada o rüyanın bir emir olduğunu da anlıyoruz. Çünkü peygamberlerin vahyi alış şekillerinden biri de sadık rüya şeklindedir. İsmail Aleyhisselam'ın ifadesinden de anlıyoruz ki o rüya vahidir, yani emirdir. Ne demek o? Oğlunu kurban edeceksin. Telaş yok, panik yok, feryat yok. Neyle emrolunduysan onu ifa et, yerine getir. İnşallah beni de sabredenlerden bulacaksın. Şimdi imtihanı geçmek, sınıfı geçmek. En değerli varlığınızla oluyor bazen işte. İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. O zaman Hacer annemiz Mekke'de kalışla bir kurban oldu. Kabul ediş. Yani. Rabbim dediyse git dedi. İsmail emrettiyse yap dedi. Böyle kurban oldu. Yakınlık. İbrahim Aleyhisselam da hem eşini ilk bırakışında hem oğlunu kurban edişinde bir baba kurban gibi teslimiyet gösterdi. Evet. Şimdi en değerli varlıklarımız. Ama burada şöyle bir iş var hocam. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'de ve onunla beraber iman edenlerde sizin için güzel örnekler vardır der ayet. Yani. Biz her namazda da iki peygamberin ismini söyleriz. Biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biri de İbrahim aleyhisselam. Bu ayetin bir benzeri de Efendimiz için bu. Başka peygamber için böyle yok. Başka türlü var. Evet. Dolayısıyla en değerli varlığınızla imtihan edin. Eğer yaklaşmak istiyorsanız, bu çok önemli. Yaklaşmak istemiyorsanız, böyle bir imtihan derdiniz de olmaz. Nereye yaklaşmak istiyorsanız, yaratana, rızasına. O zaman biz kurbanın şahsında, o hayvanın şahsında, bütün varlığımızın bir sembolü olarak. Şimdi besmele çekelim. Belki kesilecek hayvanların özellikleri vesaire hocam. Derken oraya bir atıfta bulunalım. Hı. İbrahim Aleyhisselam kurban görevini ciğerparesiyle yerine getirdi. Yerine getirme teşebbüsünde bulundu. Vazifeyi yaptı. Vazifeyi yaptı. Ona düşeni yaptı. Biz bugün kurbanlık alırken kime takdim edeceğimizi düşünerek kurbanlık almalıyız. Geçiştirmek adına değil. Aman sen de bu sene de böyle olsun değil. Kurbanlığı kime arz edeceğimizi düşünerek kurbanlığımızı almamız lazım. Efendim gücümüz yetmiyor. Zaten mükellef değilsek böyle bir sorumlulukla karşı karşıya değiliz. Burası önemli. Peki hocam, oraya girmeden o zaman şöyle toparlayalım. İbrahim Aleyhisselam'ın baktan sonra bugün kurbanda niyet nedir, şair nedir, zikir ve besmelesi nedir de bir hatırlatarak ondan sonra kim kesmeli diye toparlayalım. Kurbanda niyet, şair olması veya kurbanlı zikir, hayvanların zikir ve besmele konusu üzerinde nasıl durabiliriz? Her ibadetin madem bir niyetle alakası muhakkak var. Burada niyet kim için halis olarak ve işin takva boyutuna tekrar dönecek olursak bu nedir? Şeair diye Kur'an'da üst üste Hac suresinde vesaire geçer.
bunları nasıl bir idrakle günümüze getirebiliriz? Şimdi kurban tarif edilirken Allah rızası için belirli özellikleri taşıyan hayvanları belli vakitte, süresi içerisinde Allah'ın adını anarak kesmektir deriz, kurban bu tarif kesmeyi. Güzel oldu. Şöyle, Allah rızası için tabii arası dolduruyoruz, onun adını anarak. Allah'ın adını anarak. Evvel Allah, ahir Allah. Şimdi orada o son şartta bir esneklik var biliyorsunuz. Allah'ın adını anma. Orada bir insan unutabilir mi? Bütün hassasiyetine rağmen unutabilir. O unutarak onu atladıysa onda zaten bir mahsur yok. Burada atlanmaması gereken şudur. Burada dikkat edilecek olan şudur. Başkasının adını anmamaktır esas. Allah'ın adını anarak kesmek ayrıdır. Şimdi yeri mi bilmiyorum ama şöyle bir itiraz kabinden de açılım olarak, başkalarının adına bir hayat yaşayanın kurbanda Allah adına demesiyle iş ne olacak? Hayatın yaşanışını Allah adına yaşama şekliyle bir kabullenme yoksa kişide, öyle bir şuur oluşturmamışsa, öyle bir itirazı var demeyeceğim ama uzaklığı var. Geliyoruz, kurbanı Allah adına diyoruz. Hayat kimin adına yaşanıyor? Kurban kimin adına yaşanıyor? Bilmem anlatabildim. Tabii o arada tabii kendimizi, izleyicilerimizi, genel olarak yapımızı sorguladığımız zaman iki türlü şey çıkar karşımıza. Birincisi, reddetmeye bağlı olarak bir tablo çıkar. İkincisi, kabul ama ihmal üzere oluşan bir tablo karşımıza çıkar. Evet. Biz hüsnü zanla hareket ederek diyoruz ki bu olumsuzluklar ihmalden kaynaklanan olumsuzluklardır. Ama bu konuda dikkat çekmek gerekiyor. Dikkat çekmek gerekir. Bakın oranın altını çizerek söylüyoruz. Diyoruz ki kurbanda asıl olan Allah'ın dışındaki varlıkların adına kesilmemesidir. Bütün hayat böyledir aslında. Tabii. Şimdi Allah'ın adını anmak, o onları reddettikten sonraki gelinen noktadır. Ama diyelim ki kazara unuttuk, bütün hassasiyetimize rağmen herhangi bir şey gerekmez. O zaman bizim ibadetlerimiz ve hayatımız Allah için. Allah için olacak. O çok önemli. Çünkü bakınız burada çok önemli bir şey var. Buyurun. En'am suresinin 121. ayet-i kerimesinde. Meali şöyle. Üzerine Allah'ın adı anılmayan ve bu yolla kesilen hayvanlardan yemeyin. Şimdi Allah Allah. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir uyarı. Tekrar ediyorum, En'am suresi 121. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. O zaman nasıl olacak bu? Biz kurbanı besmele çekerek keseriz. Başkası adına kesilen hayvan kurban olmaz. O Müslüman olarak o hayvandan da yenmez. Bismillah denilecek. Efendim ve onun Müslümanlar tarafından yenilebilmesi sağlanacaktır. Bakınız burada belki parantez, konuyu dağıtmama adına parantez arasında ifade etmek gerekir. Burada hükmen bir değişiklik söz konusudur. Halbuki hayvanın fiziki yapısında bir problem yok. Aynı aletle, aynı kişi tarafından sadece sözlerini değiştirerek kestiği iki hayvandan bahsedelim. Aynı bakıma tabi tutulmuş, aynı standartlara bağlı, aynı standartlara sahip
birinin üzerine Allah'ın ismini anarak kesmiş, birinin üzerine de Allah'ın ismini anmamış, başkası adına kesmiş. Şimdi dinen biri necistir, biri helaldir. Peki bu hayvanlarda bir farklılık var mı? Bu ya fiziki yapı itibariyle yok. Zaten farklılıklar tercihlerden, söylemlerden kaynaklanır. Onun için dinin hassasiyetleri çok önemlidir. Ya bunda ne var? Bugün böyle olsun, yarın şöyle olsun. Aslında görünürde fark yok. Doğrudur. Ama fark sizin beyninizde var. Sizin gönlünüzde var. Peki o zaman kurbanın şair olmasını burada nereye oturtacağız? Şuur, şair olması nedir? Kur'an-ı Kerim'de gerek Hac suresinde gerek başka surelerde de bu zikredilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de nedir şair yani veya? İşarettir. Neye işaret? Neyle? Şimdi Maide suresinin ikinci ayetinde sizin bahsettiğiniz şekilde geçiyor. Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. Hocam bu kurban işi böyle son dakikada alınan verilen bir iş değil de kurban sempozyumları, toplantıları, bu Christmas denilen Hristiyanlar bir ay kala başlıyorlar. Görmüşsünüz Avrupa'ya gidenler ne oluyor? Süslemeler, toplamalar, bir sürü şey. Kurban konuşulmalı, kurban yaşanmalı, kurban idrak edilmeli. Tıpkı Ramazan gibi de bir hazırlık yapılmalı. Ondan sonra o kurbanın bir tadına bakılmalı. Yani bu o kadar çok ayet var ki, o kadar çok konu başlığı geçti ki. Şimdi burada tabii ey iman edenler, Allah'ın koyduğu dinin değerleri ne demektir bu nişaneleri? Dinin öngördüğü değerlerdir. Bu genel ifadeden sonra bir de ayrıntılara girilmiş. Ayrıntılardan örnekler verilmiş. Haram aylar. İşte dört tane. Zaman. Zaman. Hac kurbanı. Haçta kesilen bir kurban var malum. Aslında haçta kesilen iki kurban var. Birincisi şükür kurbanı. İkincisi de ceza kurbanı. Orada bir takım davranışları, bir takım faaliyetleri, görevleri zamanında yapmamaktan kaynaklanan bir sorumluluğun karşılığı olarak, sorumluluğun gereği olarak kesilen ceza kurbanları var. Bir de bir takım davranışları yapmamak gerektiği halde yapmaktan kaynaklanan, yine ceza özelliği taşıyan kurbanlar var. Bir de bunların ötesinde normal haccın seyri içerisinde şükür kurbanı var. Oralara işaret var. Bir de bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklar. Demek ki o süs. Hani bizde bir kına niye yakmış eline anan hikayesi var. Ya. Buyurun. Buyurun siz şey. O boşuna bir iş. Hani yani mi? Mehmetçi'ye sormuşlar anan eline niye kına yaktı? Tabii. Üç şeye kına yakılırdı. Yani. Bir geline, iki askere, üç de kurban. Bunların hepsi aslında muhteva olarak işte kurbandır neticede yani. Ama onun öyle hafif süslenmiş, kınalanmış, efendim ne bileyim gerdanlıklar üstlenmiş, taranmış, bakımlı olması tabii bizim imanımızda sıpkı Safa Merve'nin nişanesi gibi. Şair oluyor. İşte o da olaya verdiğimiz, bu hadiseye verdiğimiz değerin bir göstergesi haline dönüşüyor. O zaman bu şair kalplerin takvasıdır. Mümkündür. Ayet-i Kerime. Yani. Dolayısıyla başka hacılara saygısızlık etmeyin. Bunlar burada önemli. Zaman, mekan,
kurban edilecek varlık ve kurban edecekler bir ayette şair olarak, bir bütün olarak ele alınmıştır. Bir bütün olarak alınmış. Çok tabii çok üzerinde düşünülmesi ve çok saygıyla hepsine tazim edilmesi gereken değerler. Evet. Buyurun. Peki hocam, bunu ifade ettikten sonra bir de tekrar başa dönmeyeyim ama Habil Kabil olayında Habil'in takvası, çünkü buyurdunuz ki siz ancak müttakilerin kurbanı kabul edilir. Habil'in takvasını Kur'an nasıl anlatıyor? Nedir yani Habil'in takvası nedir ki? Aslında bugün Habil miyim, Kabil miyim? Kendime soracağım şimdi biraz sonra. Şimdi. Yani hep tarihte kalmayalım. Tabii. Habil hangimiz, Kabil hangimiz? Herkes kendi nefsine soracak. Habil'in takvası ne idi? Kabil'in takvasızlığı ne idi ki kurban olmadı? Bugün biz hangisinin izdüşümündeyiz? Çünkü iki rivayet hadis-i şerif var. Adem'in hayırlı oğlu Habil gibi olun. Bu Davut'ta var. Ya bu konuda da kitap var hatta. Basılmış. Yani diye. Konu dağılmasın diye. Dağılmasın ama orada atıf yapacağımız bir husus var. Yani işaret edeceğimiz. Nedir o? Hakkına razı olmama hadisesi. Zaten başlangıç noktası Habil ile Kabil arasındaki problem hakkına razı olmamak. İlahi hukuku çiğnemek. Aynen öyledir. Kendisi için tahsis edilen, öngörülen hak neyse ona tabi olmamaktır. Ona rıza göstermemektir. O Kabil'in takvasızlığıdır işte. Habil'in takvası da kendisi için öngörülene tabi olmasıdır. Razı olmasıdır. Bu işin başı. Bu işin başı. Sonunda bu iş nasıl tezahür ediyor? Sonunda da amel olarak. Habil'in ameli ne? Kabil'in ameli ne? Biri öldürmeye teşebbüs, öldürme. Diğerinde de hiç karşılık verme. Günahtan korkma. Günahtan korkma. O zaman Habil'in takvası öldürülmeye gelene ben dövene elsiz gerek. Yunus'un ifadesiyle bugün şimdi insanlık birbirini öldürme yarışında. Yani o tabii bu aslında bugün şöyle de algılamamak lazım. Haksızlığa rıza gösterme manasında algılanmamalı. Değil. Ancak Habil orada şunu belki de bize işaret ediyor. Ben de Kabil'e aynı şekilde mukabele etseydim ikimiz beraber gidecektik belki. Ama şimdi ikimiz de kaybedenlerden olacak. Hadis-i şerif var hocam. Ölen de cehennemde, öldüren de cehennemde. Vel maktulü finler. Yani öldüren anladık da ya Resulallah öldürülen niye? O da onu öldürmeye teşebbüs ediyordu, niyetleniyordu. Evet, şimdi tabii takva veya takvasızlık hakka razı olmama merkezli. Habil ile Kabil arasındaki hadisede. O orada takvasız duruş sonunda kıtale kadar gitmişti. Tabii. Çünkü yanlış yola girdiğiniz zaman siz bir tabela görüyorsunuz. Yolun başında bir tabela var. Hatta kapatmışlar orayı. Yol çalışması var. Yol çalışması ne demektir? Buradaki satır düzgün değildir. Menfez çalışması vardır. Uçurum vardır. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi siz bu yola girerken o ikazları almazsanız, o uyarıları dikkate almazsanız menfeze düşme tehlikeniz vardır. Öyle mi? Bir başka şarampole yuvarlanma tehlikeniz vardır. Veya orada bulunan herhangi bir başka araca, park etmiş bir araca çarpma riskiniz vardır. Bunun sonu nedir? Bunun sonu ölümdür. Helaktır. Ciddi manada zayiattır. Mal kaybıdır, can kaybıdır. Şimdi Kabil de girmemesi gereken yola girdi. Oraya bakın, ona razı olmadığını sadece sözde bıraksaydı onun sorumluluğu farklı olurdu. Ama orada duramadı. Çünkü yanlışa başlarsanız duramazsınız. Nerede duracağınızı bilemezsiniz. Kardeşini öldürdü. Öyle bir duracağı yeri bilememektir ki bu. Kıyamete kadar ki bütün katillerden de hisse alıyor Kabil. Neden? O işi başlatandır. Onun için takva
takvasızlık hakka razı olup olmama merkezli. O zaman buradan şuraya gelelim hocam. Kurbanı kim kesecek? Yani madem mesele takva dedik, kesecek insan da takva oluyor o zaman. Olmalı. Kim kesmeli ve kesilecek hayvanlardaki aranan özellikler nedir? Nereden kurban yapacağız? Biz senelerde daha evvelden böyle şey şundan olur bundan olur gibi her bayramda Ramazan'da bir şey tartışılır. Bu sene hamdolsun öyle bir şey pek duyamadık. İnşallah da olmaz. Kim kesecek ve neyi kesecek? Şimdi kim kesecek? Tabii dini mükellefiyetler önce Müslüman olanların işidir. Yani mükellef olabilmek için Müslüman olmak lazım. Bu bir. İki, dinin muhatabı akıllı olan insandır. Akıllı olacak. Tamam. Akli dengesi, muvazenesi yerinde olacak. Üç, mükellefiyetin olmazsa olmaz şekilde başladığı nokta ergenlik çağıdır, buluğ çağıdır. Sorumluluk yaşı. Sorumluluk yaşı diyelim, dönemi. Üç, dört, hür olacak. Kendi başına karar verebilecek. Tabii, burada hür olacak. Beş, misafir olmayacak. Buna mukim olacak diyoruz. Ama keserse olur. Keserse olur. Ama mecburiyeti yok. Tabii. Bir altıncısı da, bu mali bir ibadettir. Ekonomik güce sahip olacak. Dinin ortaya koyduğu noktada ekonomik güce sahip olacak. Onun ayrıntıları olabilir. Vatandaşlarımızın bu noktadaki iş şeyi varsa, tereddüdü varsa ne yapacaktır? En yakın ilçe müftülüğümüze, il müftülüğümüze gelecektir telefonla veya kendisiyle ilgili ayrıntıları ifade ederek bilgisini alacaktır. Dolayısıyla bu altı maddeyi genel olarak sayabiliriz. Müslüman olacak, akıllı olacak, ergenlik çağına gelmiş olacak, mukim olacak, yani misafir olmayacak dinen, hür olacak, bir de dinen zengin sayılanlar sınıfından olacak. Peki kesilecek hayvanlar? Bunları da küçükbaş hayvanlar olarak koyun ve keçi olarak ifade edebiliriz. Büyükbaş hayvanlar olarak sığır, manda, deve cinsi hayvanlardır. Efendim, yaş itibariyle onları da ifade edelim. Koyun ve keçide bir yaş esastır. Bir yaşını tamamlamış olması esastır. Koyunda bir ayrıntı var. İşte 6 ayını tamamlamışsa ve bir yaşındaki gibi gösterişliyse ondan da kurban olur. Sığır cinsi hayvanlarda 2 yaşını tamamlamış olması lazım. Efendim, devede de 5 yaşını tamamlamış olması lazım. Hayvan hakları gibi bir şey de var bu işin içinde. Öyle küçükken yok etmek yok. Tabii. Bakınız orada da bugün ifade edilen bir takım şeyler vardır. Ekonomik değere ulaşmış ifadesi vardır. Bu aynı zamanda bugün bu noktadan da değerlendirilebilir. Bu yaş sınırları boşuna konulmuyor. Yani kuzu değil bunlar. Tabii, ekonomik değere ulaşmış. Peki o zaman kesilecek hayvanın özellikleri sayılır bizde böyle çok detaylı. Evet. Bir ara verecekmişiz. Tamam. Onu da kısaca alalım. Ondan sonra tekrar notlara döneriz. Yani şu olsun özellik, bu olsun özellik derken siz haber buyurdunuz ki sunulacak makam önemli dediniz. Bu konuda ne diyebiliriz? Yani çok soru soruyor. Boynuzunda, gözünde, kulağında, ayağında, memesinin ucunda, karnında bir sürü detaylarımız var kitaplarda. Veterinerlerimizin de söylediği bir kısım bilgiler var. Bunu özetlersek ne söyleyebiliriz? Bir defa öncelikle hastalıklı olmamalı. Hastalıklı olmamalı. Bu noktada tabii satıcılara büyük sorumluluk düşüyor. Vebal de düşüyor. Vebal, yani hem hukuki sorumluluk var, hem dini açıdan sorumluluk var, hem de insani açıdan da sorumluluk var. Yani alıcılar olarak biz bunu tespit edemeyebiliriz, fark edemeyebiliriz. Ama satıcı olarak bunlar bilinir. Dolayısıyla özellikle istirham ediyoruz kurban satıcılarından, lütfen hasta olan hayvanları kurbanlık diye satışa sunmasınlar. Bunun dışında başka? Bunun dışında bakıldığında ondaki zarafeti,
estetiği, güzelliği noksanlaştıran kusurlar olmamalı. Şimdi hep söylemeye çalıştığımız husus var ya, Yüce Allah'ın takdirine arz edeceğiz. Onun için biz itina ile şöyle Yüce Rabbimizin rızasına uygun, gücümüz nispetinde en iyisine talip olarak kurbanı almalıyız. Bunun ayrıntıları var. Onlardan... O zaman hediyenin şanına uygun bir duruş da bizden de bekleniyoruz mu? Tabii hediye edileceğin şanına yakışır bir hediye almak lazım. O da efendim işte şimdi gözleri kör. Bu nasıl hediye ya? Öyle mi? Beni ya Rabbi niye âmâ dirilttin der sonra da yani, yarın. Efendim işte bir deri bir kemik dediğimiz zayıflık var. Ya bu hayvandan kurban olmaz. Peki, bu tür hocam. Eksiklikler dediğim gibi özellikle vatandaşlarımızın zihninde bir istifam varsa kendi almayı düşündükleri kurbanla ilgili onu özele indirerek sorarlarsa daha rahat olur. Bizim buradan söyleyip genel olarak söylediğimiz şeyler dediğimiz gibi hasta olmamalı. İşte ya kurbana yakışmayacak noksanlıklar olmamalı. Peki hocam, değerli izleyenlerimiz, hocamızla birinci bölümümüzde ibadet hayatımızda kurban ve kurbanın tarihi, İbrahim Aleyhisselam ve oğlunun kurban hadisesi, kurbanda niyet, şiair, zikir, besmele, takva, kim kesmeli ve neyi kesmeliyi konuştuk. İkinci bölümünde devam etmek üzere kısa bir ara veriyoruz inşallah. Ada Çalışkan Otomotiv, Peugeot, Citroen, Fiat ve Renault marka otomobillerin tüm orijinal ve yan sanayi yedek parçaları, çeyrek asırlık tecrübe ve güvenin adresi Ada Çalışkan Otomotiv'de. Ada Çalışkan Otomotiv, Yeni Sakarya Caddesi numara 276. Yemyeşil doğayla çevrili tertemiz havası, çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirecekleri oyun parkıyla, organizasyon ve toplantılarınızın en ideal adresi, Reisoğlu. İster ailenizle, ister dostlarınızla birlikte keyifli ve mutlu anlar geçirmeniz için tasarlanmış dekoratif bahçesi, deneyimli aşçıların hijyenik koşullarda hazırladığı birbirinden leziz alakart menüleriyle Reisoğlu'nda her şey sizin için düşünüldü. Reisoğlu. Sakarya'nın yeni trendi. Rezervasyon telefon 0264 282 1656. Adres Yeni Karasu Yolu, Güneşler, Adapazarı. Saltanatınıza layık sofralarda et ve kebaba ne dersiniz? Üstelik şimdi Sakarya'da Serdivan Sapağı'nda. Osmanlı Et Kebap Salonu, kebap, ızgara, pide ve lahmacun çeşitleriyle bin derde deva lezzetleriyle hizmetinizde. Her sabah saat 6'dan itibaren kahvaltı ve çorba servisimiz de mevcuttur. Sipariş ve rezervasyonlarınız için 211-01-00. Üstelik kredi kartıyla kapıda ödeme kolaylığı. Et ve et ürünlerimiz kendi imalatımızdır. Osmanlı Et Kebap Salonu. Özel Sakarya Işık Eğitim Kurumları, gelenekten geleceğe. 1993 yılından beri Özel Sakarya Işık Eğitim Kurumları, ilköğretim ve liselerinde uzman ve dinamik kadrosuyla eğitim vermektedir. Özel Sakarya Işık Lisesi ve Fen Lisesi, 44 bin metrekare alan üzerine kurulu Sakarya'nın en büyük eğitim kompleksi. Modern laboratuvarları, olimpiyat ve proje sınıfları, edebiyat sunum salonları, spor alanları ve pansiyonu ile her türlü ihtiyaca cevap vermektedir. ÖSS'de Sakarya birincilikleri,
uluslararası ve ulusal yarışmalarda dünya birincilikleri ve Türkiye birincilikleriyle toplam 18 derece ile Sakarya'nın haklı gururu. Avrupa Birliği tarafından desteklenen astronomi projesi ile de 6 Avrupa ülkesi ile birlikte çalışarak Sakarya'yı tüm dünyada temsil etmektedir. Özel Sakarya Ufuk Işık İlköğretim Okulu. Sakarya'da ilk defa uygulanan Mind Lab eğitimi ile çocukların eğlenerek öğrenmesi, Gül Çocuk Ana Sınıfı, modern laboratuvarlar, olimpiyat ve proje sınıfları, görsel sanatlar atölyesi, spor alanları, revir ve geniş oyun parkı ile her türlü ihtiyaca cevap vermektedir. 30'u aşkın kulüp faaliyeti, yurt içi ve yurt dışı gezileri ve öğrenci performanslarını ÖTASES öğrenci takip sistemiyle takip etmektedir. 2008 SBS'de 7. sınıflarda, OKS'de 8. sınıflarda Türkiye birincisi çıkaran okulumuz, uluslararası ve ulusal yarışmalarda aldığı 19 dereceyle Sakarya'nın en başarılı okulu. Özel Zaim Işık Lisesi, modern laboratuvarları, olimpiyat ve proje sınıfları ile modern eğitim merkezi ve 6 kişilik odalardan oluşan pansiyonu ile her türlü ihtiyaca cevap vermektedir. Özel Zaim Işık Lisesi, değişen sınav sistemine uygun deneme sınavları, özel etüt çalışmaları ile öğrencilerini en iyi şekilde hazırlamaktadır. Psikolojik danışma hizmetleri ve seminerler yoğun ve güçlü bir şekilde sürdürülmektedir. Özel Sakarya Işık Eğitim Kurumları, gelenekten geleceğe. 4x4 uzmanı, Güney Koreli, Sanyong'dan Action Sports. Binek otomobil rahatlığıyla her türlü arazi şartlarında kanıtlanmış olmuş. Adaşen Otomotiv'den benzeri görülmemiş kampanya. Banka kredisiz, kefilsiz, vade farksız 36 ay taksitle Action Sport sahibi olmak için sizi showroomlarımıza bekliyoruz. Adaşan Otomotiv Kocaeli, Kandıra Safa Mevki, Demokrasi Caddesi İzmit. Telefon 311-2679. Adaşan Otomotiv Sakarya, Adnan Menderes Caddesi Adapazarı. Telefon 281-11-51. Ve Adaşan Otomotiv Ereğli, telefon 312-0622. Binanızı mükemmel görmek istiyorsanız çözüm İzobor. İzobor'la sıva, nem, rutubet, sıcak, soğuk, ses, yangın derdine son. Şok fiyat. Yanmaz yalıtım, yanmaz yalı baskı, söve, boya dahil metrekaresi 35 lira. Tamamen doğal kimyasal madde içermeyen İzobor'la evinizde haşere, kemirgen derdinden kurtulun. İzobor Yalıtım'da lider kuruluş. Merkez İstoç İstanbul. Şube Kız Meslek Lisesi yanı Akyazı. Telefon 0264 418 7133. GSM 0532 484 3760. Sevgili öğrenciler, yeni sisteme uygun yapılanmasıyla deneyimli, güçlü öğretmen kadrosuyla, özgün ve kaliteli MEF yayınlarıyla, yoğun sınav programıyla, bilimsel rehberlik anlayışıyla, temiz ve düzenli...